Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Fit Köfte 2'nin 25. bölümüne hoş geldiniz. Ve bu bölüm neler yapacağız? Biraz Angarya yapacağız. Aslında Angarya değil de direkt tek bir büyük proje yerine birkaç ufak iş yapacağız. Ama önce şunun son halini göstereyim. Şuraya bir tane daha router ekledim bu arada. Ve burada bu dustlar yeterli sayıda olmadığı takdirde depolanıyor. Burada otokraftlar var, iridiumlu falan filan da. Her şey bu şekilde tamamlamış durumda. Hatta bir bakayım ne kadar iridiumumuz var. Evet. 6 iridium ingot, 7 iridium ore. Evet. Bir saniye, platinum. Evet. Platinumlarımızı da hesaba katarsak bayağı bir var aslında. Evet. Şimdi ilk olarak ne yapacağız? İlk olarak şurada glass yapan bir arkadaşımız vardı. Evet. Seni devre dışı bırakacağım. Ayrıca şuradaki glass pattern'ını da çıkartacağım. Çünkü buraya ilginç bir sistem döşeyeceğim. İlk olarak. Nereden yerleştirmeye başlasak? İlk olarak Igneous Extruder'ımızı hazırlayalım. Ardından bu taraf çıkış yapalım. Buraya pulverizer. Buraya furnace. Buraya da furnace. Tamam. Evet. Bir tane de alta çıkış. Evet, şimdi. Sana ve sana direkt. Ardından biraz da bas lazım. Evet. Tamam. Senin çıkışın da burada. Senin level emitter'ın buradan. Senin çıkışın da buradan. Senin de level emitter'ın buradan. Geriye kabloları döşemek kalıyor. Doğal olarak bir yandan da renklendirmek ve doğru aleti kullanmak. Ve conduit döşemek. Aslında bir aşağıdan da yapabilirdim. Şimdi ayarlamaları yapalım. Redstone sinyali olmalı. Şimdi cobblestone, stone ve stone'u almadık. Glass.
Ve sen. Şimdi. Sen sistemde 10 bin. Sen de olduğunda duracaksın. Sen sistemde 2048 glass olduğunda duracaksın. Orada senin redstone değeri de çok yakalanır. Sen böyle kal. Senin de redstone'un devre dışı bırakalım. Sen böyle kal. Tamam. Sana gelince sistemde sende de 10.000. Olur. Yirmi bin. Ya da Cobblestone'a gelelim. Sen de bu şekilde ve sen de şunu ayarlısın. Tamam. Geriye tek bir şey kalıyor. O da lav ve İlk olarak suyumuz, ardından da lavımız. Evet. Bunları henüz Emu Network'e bağlamayacağım. Birazdan bağlayacağım onları. Ya da şimdi bağlayabilirim de. Şimdi yapacağımız diğer bir işe geçelim. O da onun için de neler gerekiyor? 2 adet squeezer. Bronzum mu yok? Evet, bronz yok. Yapalım o zaman. 2 stack bronz. Squeezer. Da 3 tane olsun. Liquiduct. Liquiduct crafting'ini öğretelim. Bir saniye. Copper tipini değiştireceğiz. Tekrar Liquiduct'a geliyoruz ve bu kadar alalım. Lever'lar. Tabii ki de. Ve Rotor'lar. Yumurta. Rotor'larla ilgili en büyük sıkıntımız yumurta. O zaman yumurta için ne yapıyoruz? Her zamanki gibi eski dostumuz Kalimera'yı sömürüyoruz. Okuldan evde çekim yapım sıkıcı oluyor. Çoğu insan olmuyor. Hatta kimse olmuyor. Bu kadar sömürme yeter.
Bugün de resmen kendime çekim maratonu düzenlemiş durumdayım. 24'ün şey pardon. 22 ya da 23. bölümden biri evet. 23. bölümden biri bu kaydediyorum şu an. Öyle durum söz konusu. Evet. Tamam, pençem buradaymış. Evet, şimdi ne yapacağız? Stone Yiğit. Kan yiğitlerimiz tamam. Bir tane Polarizer, bir tane Igneous Extruder, tamam. Tank. Steel Tank Wall. Ve tank odamıza gidelim. Evet, motor sesleri eşliğinde tank düzüyoruz. Atlıdan önce önden şunları bir yerleştirelim. Yok, sen burayı pardon. Sen de buraya değil. Buraya hiç değil. Sen de oraya değil. Dört tane steel plate ver bana. İki. Üç. Ve dört. Tamamdır. Tamamdır. Yeni bir steel tankımız da hazır. Peki bu tankta ne üreteceğiz? Orada squeezer şuraya yerleştirebilirim. Ve bir adet daha rahatır. Aa, lan bilgisayara yazıyorum. Rahatır. Ve... Bir tane basic export bus. Neden bir tane diye soracak olursanız yakında, birazdan anlayacaksınız. Aslında biriniz şöyle, diğeriniz şöyle gelin. Ardından da sana bir pulverizer ve extruder gelsin. Tamamdır. Misler gibi. Aslında... Tamamdır. Şimdi kan duyutları döşemek. De sıra. Tamamdır. Evet. Ardından şunları geri koyalım ve arkayı biraz genişletelim. Şimdi de machine filter upgrade'lerimizi koyalım.
Item mi? Factory file mı acaba? Evet. Slot 0 dersek. Tamam, slot 0 orası. Slot 1. Tamamdır. Sen slot 1. Sen de slot 0. Evet. Ve şimdi yapmamız gereken şey... Biraz kum alıp... Fosfor bundan alıp... Ardından da... Basic export bus'ımızı bağlayıp... Basic export bus'ımızdan da... Bunu atıp... Daha doğru. Inventory numaraları bunda işe yaramıyordu şu an. Şuraya adam gibi enerjiyi de bağladıktan sonra... Lavımızı üretmeye başlayalım. Evet, arılardan lav üretiyoruz artık. Ufak bir not, lava asla enerji için kullanmayacağım, beni biliyorsunuz. Ardından da lever'lar. Oh, bir saniye. Tamam, şimdi oldu. Lever'larımızı da yerleştirelim. Ve kendimize 2 adet liquid tesseract alalım. Enerji... Ve bunları ayarlayalım. Sen de olmayı. On bir ol. On bir tire. Redstone devre dışı. Şurayı da hazırlayalım. Only Romney, this receive only. Ve lav. Evet. Lavımızı depoluyoruz artık. Fazlalıkları da atalım. Evet. İşte arılardan lav üretmek bu şekilde oluyor. Gayet de basit. Fin dişi de nasıl elde ediyoruz? Bir adet Sinister elde ediyoruz. Sinister, Modest Cultivated ya da Tropical Cultivated'ın cehennemde. Yani Nether'da işlemesi sonucu elde ediliyor.
Sinister'dan da elde ediliyoruz bu arada lava. Ama Finnish daha fazla veriyor. Onda da Cultivated, Modest ya da Tropical. Bu üçünden birini birleştirdiğimiz takdirde gene cehennemde olmak zorunda. Finnish elde ediyoruz. Ve unutmadan bir kova lavımız ve bir de bir kova suyumuz lazım. Evet. Ve artık kum üretmeye başla. Bir yandan da Void Pipe lazım. Void Transport Pipe. Tamamdır. Void Pipe niçin lazım? Gravel'ları atmak için. Gördüğünüz gibi. Şuraya da Void Pipe koyduk mu, Gravel'ları artık oraya atacak. Mükemmel. Evet. Mister gibi lavımızı üretiyoruz. Şimdi bize ne lazım? İki Igneous Extruder. Bir Liquid Transposer. Ve iki Aqueous Accumulator. Aslında bir tane yeter. Bir taneyle denerim başta. Bunun dışında Stone ve bir değil iki. Evet. Şuna bir uzantı yapacağız şimdi. Önce Aqueous Accumulator'lar. Şuraya yapabiliriz. Evet, buraya yapabiliriz. Bir, iki. Liquid Transposer'ı. Igneous Extruder'lar. Ayrıca şu conduit'in de yerini değiştirelim. Tamamdır. Yanlış yan. Sen alttan bir giriş almayacaksın. Arkadan da üstten de. Tamamdır. Şimdi su için.
Geçici olarak alalım seni. Burayı nasıl yapacağız? Neyse. Ben hızlıca şöyle bir su alırım. Sonra buraya 200 ml geri koyalım. Koyarım. Evet, oldu. Çok da şön oldu. Şimdi sırada ne var? Tesseract. On tane değil, iki tane. İki. Ufak bir sıkıntımız var. Ufak bir sıkıntımız var. Bu yeri beğenmedim. Level emitterleri. Neyse, level emitterlere bunlara değil de alıcılara koyarız. 12 2 tire lava alt. Bu da nitrem aslında daha kolaydı. Ve kan büyük getirmem gerekecek. Liquiduct, pardon. Liquiduct ve lever. Send on me lava out. Evet. Ama siz kabusun üretmeyeceksiniz. Obsidian üreteceksiniz. Ve baslar, level emitterlar vesaire vesaire. Tamamdır. Obsidian. Sana 512 obsidian. 512 obsidian. Sinyalsiz çalış, sinyalsiz çalış. 2 saniye kabloyu ver. Zaten kablo getirmem gerekecek gerçi. Ve voilà. Otomatik obsidiyen üretimimiz de var.
Şimdi bana fasat lazım. Ki şu duvarları kapayabileyim. Yanlış yere fasat koydum. Ben süremize bakayım hemen. Evet, süremiz dolmuş. Yani özetlersek bu bölüm ne yaptık? Bolca Ignis Extruder artık lav üretiyoruz, obsidian üretiyoruz, şu üretiyoruz, bu üretiyoruz. Her bir şey üretiyoruz. Kum üretimimi daha hızlandırmam lazım yalnız. Evet, kum üretimimi cidden hızlandırmam lazım. Ay, gerçi bir süre sonra önemli olmayacak. Şimdilik ben 50 biraz kum doldurayım. Evet. Tamamdır. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler, iyi eğlenceler.